Sevgili oğlum İsa. Sana uzun zamandır yazamadım. Burada işler çok yoğun. Kusura bakma. Ama seni çok özledim. Burnumda tütüyorsun. Annenin senden başka kimsesi yok. Ona iyi bak. Sakın üzme. Derslerini de ihmal etme. Albay amcana saygılı davran. Delikanlı adama bu yapılır mı be? Gönül adamına böyle davranılır mı? Tamam, vukuatimiz eksik olmuyor. Vurdulu kırdılı artı 18 bir hayatımız var, ona da tamam. Ama sen de prenses değilsin ki. Havan kime? Aynı yolun yolcusuyuz işte. Ne olur bir şey de. Bir işaret çak. Olur olmaz bir şey söyle, biz de ona göre alalım şeklimizi. Nereden çıktın lan? Kusura bakma evladım. Torunum için aldım bunu. Çocuk korkmasın. İçer misin? Sen içme. Evladım, bir derdin mi var? Bir derdim var. Ama bin dermana değişmem. Aman maşallah. Aşık mısın? Sorma. Yat kalk şükret. Ya olmasaydın? Doğru. O daha kötü. Hem de ne kötü. Benim otobüste geldi. Marifet Leyla'da değil evladım. Mecnun olduktan sonra Leyla'ya bulması kolay. Hadi hayra karşı. Selametle. Ulan gece gece bir mistik hikaye yaşamadığımız kaldıydı. Onu da yaşadık ya. Oğlum sen ne zaman kendi ödevini acaba kendin yapmaya başlayacaksın? Ya ben hep söylüyorum, Poyraz abin her zaman yanında olmaz diyorum ama dinlemiyor işte. Canım sen de iki satır yardım etsen ne olur yani? Hep senin bu zaten iki satır yardımlarından bu haldeyiz şu an. Neyse tamam tamam. Bu seferki konumuz ne acaba? İcatlar ve keşifler. Hı. Biz insanlığa ne gibi katkıda bulunmuşuz falan.
O ne biçim konu ya? Albayım, sende var mı bir şey? Olmaz olur mu? Var tabii. Sende olmaz olur mu zaten? Tabii. Yaz bakalım İsa. Acaba ne gelecek? Milletimizin insanlığa katkısı kurt kapanı taktiği. O ne ya? Biz Türklerin harp sanatına en güzel hediyesi düşmanı üzerine çekip ondan sonra etrafını sarıyorsun. Ya ne biçim şeyler anlatıyorsun çocuğa? Sen mi diyorsun bunları? İzacığım, benim babam biliyor musun? Mucitti. Hadi ya, neyi keşfetmiş? Hayal kırıklığını. Tabii, hayal kırıklığını benim babam keşfetti. Hayalleri kırmayı başaran ilk insan benim babamdır. Siz rahatsız olmayın, ben bakarım. Ben de ciddi bir şey diyeceksin sandım. Ne var oğlum, beğenmedin mi? İnsanlık tarihi benim babamdan sonra hiçbir zaman aynı olmadı. İnsanlık tarihi BÖ ve BS olarak ikiye ayrılır. Sizi arıyorlar Boyraz Bey. Beni burada. Hayırdır inşallah. Gel az konuşacağız, gel. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Benim babam olmasa hepiniz orta çağda yaşıyordunuz şu an. Karanlık çağlardaydınız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.